Direksiyon dersine gidelim birlikte. Tam çekiyor galiba. Şu kırmızı ışık yanıp sönmeli. Böyle dakikana görmen lazım. Düz dur bakayım. Süper. Sağ ol abi. Zaten hepsini çekmem de böyle bir 5 dakika falan. Ses de alıyor mu? Alıyor. Bu sesleri tabii kesecek. Oraya müzik koyacaksın değil mi? Uyanık seni. Yok abi, ses koyarım. Abi bir kere o bayırda durmuştuk ya. Elim kurum. Demişti, onu da yapıyorlar değil mi? Yapabiliyorlar. Onu yine yapalım mı? Şimdi yapacağız. Arkaya kaçırmadan Behra'yı yapacağız. Hiç arkaya kaçırmadan. Sinyalini Lynx'e veriyorsun kimse yoksa. Hı-hı. Sonra ayağın frendeyken debriyajı biraz kaldırıyorsun. Sonra frene bırakıyorum. Heh. Bu muydu? İşte bu. Evet. Tamam. Bas biraz daha. Onun arkasına git ayağına. Şimdi de sinyal verebilirsin. Şimdi de verebilirsin. Gaz ver. Bak bir avumuzda. Bakmayacağım oraya. Dur. İkiye alacaktım değil mi? Boktu. İkiye alacağım. Tamam. Ama bakmadım. Ve bugünkü dersimiz bitti. Çok iyi geçti. Ben araba sürdükten sonra böyle mutlu oluyorum. Çünkü araba sürmeyi gerçekten çok seviyorum. Şimdi kendime protein şeyi hazırlayacağım. Uzun zaman içmedim ve canım çekti. Yulaf sütü girecek içine. Hem kakao tozu, bir tane muz. Protein tozu, cappuccino tadında ve chia tohumu. Şöyle bir tane scoop deniliyor buna İngilizce. Türkçesini bilmiyorum. İşte bir ölçük mü? Ölçek mi? Ölçek galiba. Protein tozu koydum ona. Üstüne azıcık granola ekleyeceğim. Şöyle. Ve şimdi işe gideceğim. Siz de alacağım işe. Böyle bir kombini yaptım. Sabahki giydiğim kazak çok kalındı. O yüzden böyle bir ince bir kazak giydim. Saat 7.30'a kadar çalışacağız. Bu ekmekler kaldı, o yüzden eve getireceğim. Bu böyle tatlı bir ekmek, çok güzel. Ve elma suyu kaldı. Son tarihi bugün ama bunu bugün içeriz biz. O yüzden onu da alıyorum. Ay yoruldum arkadaşlar. İşim çok böyle yorucu değil ama sürekli ayakta olduğum için gerçekten yoruluyorum. Neyse şimdi saat 7.30. Annem yemek yaptı inşallah. Açım. Tramvay durağından eve çok yakın Allah'tan. 2-3 sokak falan. Ama bu yolu seviyorum. Böyle hep ağaçlar var. Güzel bir yol. Annem bugün makarna yaptı. Kıyma da yaptı ama ben tabii yemiyorum. Bana ayrı böyle glütensiz yaptı. Onu yiyeceğim birazdan. Hiç söylemedim size ama Belçika'ya gidiyoruz kuzenimle birlikte. Hava çok kötü arkadaşlar. Belçika'da biraz daha iyi diye düşünüyorum. Yani öyle gösteriyor. İnşallah öyledir. Brugge'yi gezeceğiz. Bakın sınıra geldik arkadaşlar. Şimdi Belçika'ya gireceğiz. Bugün Bershka'dan yeni botlar aldım ve hemen giydim. Bu iyi bir fikir mi kötü mü bilmiyorum çünkü yürüyeceğiz bayağı. Ama neyse şöyle. Ay şu yolun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ya evler, binalar falan çok hoşuma gitti ve hepsi böyle birbirine yapışık sanki.
Çok farklı. Şimdi çok meşhur bir tatlıcıya geldik ve bu tatlılar çok meşhur. Merfelü diye geçiyor. Böyle farklı farklı tatları var. Şu arkada da görebilirsiniz. Ondan alacağız denemek için. Ve şimdi oturduk. Yukarıda oturma yeri var. Ben böyle fındıklı, bademli bir tane aldım. Eyüp de beyaz çikolatalı aldı ve bu da çok meşhurmuş burada. Böyle büyük bir ekmek çikolatalı. Ben de cappuccino aldım. Eyüp de sıcak çikolata aldı. Ve çok güzel manzaramız var. Böyle çarşıya bakıyor. Ay bakın. Aman Allah'ım. Çok güzel görünüyor. Ay bu çok güzel bir şey. Kahvesi de çok iyi. Ben bu ayı bayağı sevdim. Bakın hep böyle oturma yerleri var. Şurada kocaman bir avize var. Biz de tam şurada oturuyoruz. Merkeze geldik ve burada çok tuhaf ama at arabaları var. Yani çok eskide kalma bir şey bence. Yazık ya atlara. Ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Ay burada bisikletler, arabalar o kadar şey, yol yok normal. Neyse biz geçen şöyle bir yerde oturmuştuk. Waffle yemiştik ama hiç güzel değildi. Şimdi böyle bir sokağa geldik. Hep mağazalar var. Ama mağazalar mağazaya benzemiyor. Mesela Zara'ya bakın. Sanki böyle farklı bir bina. Hani sanki alışveriş şeyi değil burası. McDonald's da çok farklı böyle bir yerde. Ay çok güzel her şey var burada. Şimdi başka bir çikolatacıya geldik. Çünkü o diğeri çok böyle karışıktı. Burası daha böyle düzenli ve güzel. Ama ne alacağım? Ay her yerde çikolata var. Hava burada Allah'tan güzel. Çünkü ben ceket almamıştım yanıma. Ama üşümüyorum yani. Hava gerçekten çok güzel. Şurada bir durduk. Yorulduk ya yürü. Şurada çok güzel bir park var. Şurada oradan yürüyeceğiz birazdan. Böyle tatlı. Her yer çok böyle tatlı. Ve evler çok güzel. Bakın çok güzel. Şimdi bir Zara'ya geldim. Şöyle bir hırka buldum arkadaşlar. Ve çok güzel böyle oversized X large aldım. Çok güzel bir kumaşı var. O yüzden onu alacağım. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Böyle poke bowl, falafel bowl falan var. Ben şundan aldım. Funky falafel. Eyüp böyle tavuklu bir tane aldı. Ben de falafel aldım. Böyle humuslu. Kaseleri çok güzel. Ve şimdi tekrar arabayı yürüyoruz arkadaşlar. Tam saatinde geldik. Yani 2-3 saat burada gezdik. Ve saat 6'da zaten çoğu mağaza kapanıyor. O yüzden zaten sakinleşti sona doğru. Ama güzeldi. Burada park o kadar uygun ki arkadaşlar. 6 euro. Yani Amsterdam'da olsaydı gerçekten 20 euro falan öderdik. Ev için bunları aldım. Böyle bir çikolata aldım. Bunda 3 farklı var. Hem sütlü, hem beyaz, hem bitter. Şu yediklerimizden aldım. Çok güzel. Onlar da yine farklı farklı. Çilekli, sadesi, işte kahvelisi. Ve babam bunu çok seviyor. Bu böyle, ya nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Böyle tarçınlı, üzümlü, elmalı bir kurabiye gibi. Ondan aldım ona. Bye bye Belçik. Hello arkadaşlar. Dün Belçika'dan geldim. Direkt yattım. Yoruldum bayağı. Bu sabah işe gittim. Şimdi direksiyon dersinden geliyorum. Birazdan spora gideceğim. O yüzden dedim aslında bugün çekmeyi. Anlıyorum sizi. Bir önceki videoda dediniz işte hep aynı şeyler çekiyorsun. Farklı şeyler çek. Bu videoda biraz farklı şeyler çektiğimi düşünüyorum. Hani sizi daha çok hayatıma dahil ettim ve siz de bunu istiyorsunuz. Anlıyorum. Ama bunu her gün gerçekten yapamam. Çünkü yani bazen unutuyorum gerçekten ve hani şey yazanlar oluyor, niye işte boş günlerinde hep Starbucks'a gidiyorsun, işte başka şey yerlere git. Ama ben öyle dinleniyorum. Hani o benim dinlenme şeyim. Birazdan dediğim gibi spora gideceğim Elif'le. O yüzden dedim onu çek bari. Çünkü
karın kası çalışacağız ve gerçekten çok güzel bir programım var. Bir önceki videoda da gösterdim ama bu videoda size tüm hareketleri falan gösteririm. O kadar etkili ki gerçekten çok sevdim ben bu egzersizleri. Ondan sonra belki Elif'le bir yerde oturup bir şey içer miyiz bilmiyorum ama siz de alacağım yanıma zaten. Çıkalım. Hava güneşli mi? Değil galiba. Güneş gözlüğü taktım. Takasım vardı. Bu Ray-Ban'ın klasik modeli Wayfarer ve gerçekten favori güneş gözlüğüm bu. O kadar gözlüğüm var ki ama yine sürekli elim buna gidiyor. Çünkü çok böyle klas yani klasik. Ve seninki çok çirkin, seninki çekmiyor. Pumpkin Spice Latte aldı. Ne konuşalım? Soru cevap vardı. Soru yok yok iyi şu an. Soru cevap ama sorular şimdi sen bakman lazım. Nereden baktın? O video, son videonun altındaydı. Neyse birkaç soru. Abinin sevgilisi var mı? Bunu niye soruyorsun? Bunu 2-3 kişi yazdı. Abinin sevgilisi. Size ne? Ben de bilmiyorum ama yok galiba. Şey çok soruldu. Hollanda'da sevdiğin... He buna sen de cevapla. Hollanda'da sevdiğin bir şey ve sevmediğin bir şey. Benim sevdiğim galiba küçük yaşta çalışıyoruz ya. Onu seviyorum. Hani o part time, okul. Hem okulla işi birleştirebiliyorsun burada. O iyi bir şey. Sevmediğim şey de... 6'dan sonra hayat bitiyor burada ya. Yani hafta içi. Mesela Türkiye'de akşam çıkarsın böyle bir çay içersin bir yerde. Burada Türk yerleri açık oluyor ama böyle lounge. Hani daha çok gençler takılıyor ama böyle... Yani anladın mı? Hani hayat yok burada. Öyle diyeyim. Ben bir düzeni var. Ben onu seviyorum. Evet. Evet. Çok kurallı. Çok kuralcı bir ülke. Hani herkes sevmez ama hani... Biz alıştık. Biz alıştık. Evet. De daha düzenli her aynen, şey aynen. O kurallar sayesinde onu seviyorum. Sevmediğin? 6'dan sonra hayat bitiyor. Aynen ben de onu sevmiyorum. Ha evet değil mi? Böyle Türkiye'de öyle. Mesela akşamları çıkabiliyor. Evet, her yerde çıkıyorsun, kahve içiyorsun bir yerde. Burada kapalı her yer. Evet. Bir insandan soğumanı sağlayacak sebepler. 200'lü. Oo gel bu konularla gel bize. 200'lü olması. Çok var. İnsan olması. Çok nefes alması. Yok ama gerçekten ya ben şeye çok inanırım. Böyle biriyle tanıştığında o ilk hani o elektrik. O iyiyse okey ama oradan bir böyle bir şey alıyorsan o gitmiyor bende. Hani o zaman sürekli o düşünceyle buluşuyorum o insanla çünkü. Yani anlıyor musun? Ya ilk enerji önemli. İnsan çok önemli. Kendini belli ediyor. Kötü yorum aldığında bunu nasıl karşılıyorsun? Bu da birkaç kere geldi. Ya ben gerçekten takmıyorum artık. İlk başta bayağı düşünüyordum bu niye bana böyle bir şey yazdı falan filan ama artık hani sizin yazdığınızı düşünüyorum. Hani mesela geçen yazdınız ya hep aynı şeyleri çekiyorsun. Haklısınız. Hani böyle yorumlar olduğunda ben bunu değiştirmeye çalışıyorum ama kötü bir yorum geliyorsa bana direkt olarak takmıyorum. Çünkü iyi yorum yazan 100 tane var, kötü yorum yazan 2-3 tane var. Onlara mı takacağım? İyice anladım değil mi? Güzel cevap. Evet. Hollanda'da seni zorlayan bir durum, kural gibi bir şey var mı? Seni zorlayan. Yok. Yani öyle bir şey yok değil mi? Yok. Hayallerin falan öyle sorular çok geldi ama ben bilmiyorum. Ben daha çok böyle hani yaşayarak görürüm artık ileride. Günden güne. Günden güne. Çok çiğ bir insanım bu konuda. Ha dur şunu cevaplayayım. Üniversite okuyor musun diye soranlar çok oldu. Ben üniversiteyi bitirdim arkadaşlar. Öğretmenlik asistanlığı. İstesem daha yükseğini okuyabilirdim. Okudum da hatta 3 gün dayandım sonra bıraktım okulu ve YouTuber oldum öyle. YouTuber'lar nasıl şey yaptım karar verdim. Uzun zaman istiyordum zaten. Ara verince niye olmasın dedim. Kamera aldım başladım. Öyle. Hollanda'da iş imkanları nasıl ve ev fiyatları? Ama ev fiyatları gerçekten çok pahalı. Satılık zaten uçtu. Kiralık da öyle uçtu. Hani ben bakmayın çok harcıyorum ama ben ev bir şey ödemiyorum. Annem babam ödüyor. Ama gerçekten hani bir ev geçindirmek burada kolay değil. Şey iş bulmak kolay ama sanki çünkü artık ne, değil mi? Neye şey? Yani ama artık mesela Hollandaca olmasa da olur. Artık çoğu kişi İngilizce konuşuyor burada. O yüzden İngilizce kesin olması gerekiyor. Dallara bağlı tabii ki ama çoğu yerde iş ilanları var. Hani öğretmenlik mesela çok aranıyor.
Öyle işte. Tam yeter bu kadar. Soru cevaplamaktan şey yaptım. Kahve içelim. Günaydın. Uyandım. Kahvemi yaptım. Kahvenin yanında da o Belçika'dan aldığım kekten yiyeceğim. Üstüne de badem ve fındık ezmesi sürdüm. Buna burada kahvaltı keki diyorlar. Und Bettkuchen diye geçiyor. Birazdan banyo yapacağım. Saçlarımı ıslattım çünkü şimdi Olaplex süreceğim saçıma. Bu böyle bir maske gibi 10 dakika bekletmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ikilimi buldum ben. Gerçekten bu şampuandan ve bundan o kadar memnunum ki çok duymuştum iyi olduğunu. Ama bazıları şey diyordu, yok bende hiç işe yaramıyor. Bence saçtan saça değişiyor ama bende gerçekten çok işe yarıyor. Saçımı besliyor. Ve bu şampuandan da çok memnunum. Ay o ne? Ana ara. Ayarım nasıl girdi? Çık buradan. Benim odama giriyorlar ama. Seni çok seviyorum. Şimdi bunu uygulayacağım saçıma. 10 dakika bekleteceğim. Sonra da şampuanla akıtıyorum işte. Çok memnunum yani ikiliden. Ve hazırlandım arkadaşlar. Küpe taktım böyle. Uzun zaman sonra, normalde pek küpe takmam. Yeni aldığım hırkayı giydim. Bu hırkayla aşk yaşıyorum arkadaşlar. O kadar güzel duruyor ki. Şöyle göstereyim size. Dört çantamı çıkartayım, belli olmuyor. Böyle. Ben bunu XL'ye aldım bilerek, daha böyle büyük dursun diye. Çok hoşuma gitti. Zaten Instagram'da paylaştım ve bayağı kişi sordu nereden aldın diye. Linkini aşağıya bırakacağım. Annemle çarşıya gideceğiz. Bu arada annem bana sürpriz yaptı. Dur anlatacağım. Geçen Starbucks'a gittiğimde bal kabaklı bir kupa gördüm. Ve sonra anneme dedim işte, anne Starbucks'a böyle bir kupa geldi diye. Az önce işten geldim. Annem de bana dedi ki, kızım kahve içelim mi? Ben de içelim anne hani. Normalde annem pek sormaz, ben anneme derim. Sonra burayı açtım. Aslında belli oluyor zaten ama ben görmedim. Ve annem bana aldı bu kupayı. Gerçekten çok güzel. Bayağı turuncu renk kattı koleksiyonuma. Şöyle kombinimi göstereyim size. Siyah botlarımı giydim. Bir tane jean giydim. Bunun üstü çok bol olduğu için bugün bir kemer bakacağım. Böyle sade siyah bir kemer. Çantam Balenciaga'dan, hırkam Zara. Ve böyle altına kolsuz bir üst giydim. Şu etiketini şey yapayım. Anne şimdi böyle bir kombin yaptı. Siyah. Şimdi Louis Vuitton'a geldik arkadaşlar. Ben buradan geçen cüzdanı aldım. Ve bu içe şey yazıyorlar. İşte AY hani isminin baş harflerini. Onu yaptıracağım şimdi. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle AY. Ve kız böyle bir şey sürdü ona beslemek için. Öyle şeyler de varmış deri olduğu için. Yağ gibi. Neyse. Şimdi böyle geziyoruz Mamuş'la. Takvim alışverişimi yapacağım şimdi arkadaşlar. Bunun içinde hep böyle lüks markaların ürünleri var. Böyle farklı farklı saç için, yüz için ürünler var. Onu alacağım. Kocaman. Şuna bakın. Arkadaşlar çanta o kadar büyük ki. Çantayla şimdi eve gideceğiz. Ama çok mutluyum. İyi ki aldım. Çünkü sitede sürekli stokları tükenmişti. Ama mağazada bulduk. Ay bu takvim o kadar ağır ki arkadaşlar. 20 kilo falan. Ama çok heyecanlıyım. Aralık ayı hemen gelsin. Sitede görebiliyorsun içinde hangi markaların ürünleri var diye. Baktım işte Olaplex, MAC, Charlotte Tilbury. Hani böyle pahalı markalar. O yüzden gerçekten çok merak ediyorum bunu. Kocaman ve rengi çok güzel. Bir tane daha takvim almak istiyorum. O da Nespresso'dan. Geçen sene de almıştım. Bu sene farklı bir takvim çıkardılar. Onu da almak istiyorum. O şekilde. Ve belki yine bir çikolata takvimi de alırım. Kupanın tek sıkıntısı çok büyük olması. O yüzden sığmıyor. Ama böyle hallediyorum. Şu şuruptan azıcık ekledim. Gingerbread. Ve şimdi de azıcık tarçın ekleyeceğim. Kanlar içinde. Öldür beni dayı. Öldür beni dedi. Oh my god. Bu bölüm çok heyecanlı. Ben de bir ezeli bitiremedim gerçekten. 2 sene falan izliyorum. Neyse iyi gidiyor. 31. bölümdeyim. Hafta sonu favori aktivitem böyle uzanıp dizi izlemek. Buhar makinemi de açtım. Lavanta yağı kokuyor mis gibi. Bugün başka bir şey yapacağımı düşünmüyorum. O yüzden böyle videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.